Aynur Hanım'la birlikte oluşturduğunuz ebeveyn eğitimi konusunda biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Elbette bizim düşündüğümüz bu eğitimin süreci interaktif olacağı için biz gelecek olan grupları ayırmak istedik. Çünkü küçük çocuğu olanlar, büyük çocuğu olanlar aynı grupta olmasınlar dedik. Buna göre gelişim aşamalarına göre bebek bekleyenlerden başlamak üzere 18 yaş bitimine kadar olarak 6 gelişimsel evreye böldük. Böylece ebeveynleri yahut da bu eğitimlere katılmak isteyenleri ayrı ayrı programlara çağırabiliyoruz. Bu süreç ikişer saatlik interaktif görüşmelerle 5 kez buluşmayla tamamlanıyor. Bu 5 kez buluşmanın içerisinde biz giriş olarak her zaman annenin bebeğe etkileşiminin aynı nöronları aracılığıyla olduğunu ve aslında anne bebek ilişkisinin psişik bağlantısının 11 yaşa kadar hiç kesintisiz bir biçimde devam ettiğini gösteriyoruz. Bunun yanı sıra bebeğin nasıl öğrendiğini, bir insan canlısının öğrenme aşamalarını, duygusal öğrenmeleri, zihinsel öğrenmelerin tamamını ve çoklu zekasının bu öğrenmelerle nasıl oluştuğunu üzerine duruyoruz. Bunlarda anne babaların kendi kişisel dünyaları, onların duygu durumları ve kendi duygularını nasıl ifade ettikleri üzerine de çalışmalarla son buluyor eğitimimiz. Bu fikri ilk duyduğumda çok hoşuma gitti çünkü özellikle bizim ülkemizde yani çocuk daha doğmadan çok panik başlıyor. Her kafadan çok ayrı bir ses çıkıyor. İnsanlar ne yapacağını bilemiyor. Kendi yanlış öğrenmelerini belki de tabii ki de farkında olmadan taşıyorlar Evet, çocuklarına. ve çok kaygı duymayla birlikte yani en iyisini olsun derken en kötüsünü yapıyoruz, değil mi? Yani bu kadar kaygı, o zaman bu kaygıyı giderecek gerçek çalışmayı öğrenmek, gerçeğin ne olduğuna bakmak en kıymetlisi tabii ki. Ve bunun için bütün çözümlerde aslında bizde mevcut. Bir bebeği en güzel şekilde yetiştirmek için ne gerekiyorsa hepsi anne babada var. Dolayısıyla kaygı duymak için hiçbir şeye gerek yok. Yani bebek önce annesinden besleniyor. Zaten ondan sonra da hem beslenmesi, korunması, barınması hepsi kolayca olabilmekte. Gayet de minimalisttir aslında bebekler. Yani işte iki tane kıyafetle üstleri örtülür. Bir battaniyeleri vardır, bir biberonları vardır. İki tane oyuncak yeterlidir.